saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Öğle bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Her biri manşete çıkan önemli gelişmeler var. Birincisi kamu personeli seçme sınavı sorularının bir dergiden alındığı iddiası sonrası ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün'ün görevden alınması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na iddiaları araştırma talimatı vardı. Sınavın iptal edilip edilmeyeceği merak konusu, konuya ilişkin sıcak bir gelişme de var. Canlı bağlantıyla birazdan sizlerle elbette paylaşacağız. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Çin'i kızdıran Tayvan ziyareti. Pelosi geçtiğimiz saat dilimi içinde Tayvan'dan ayrıldı. Ziyaretin yansımalarını ve arka planını da elbette konuşacağız. Denetlenen tahıl gemisi de gündemimizde. Ukraynalı ve Rus görevlilerin de bulunduğu denetim heyeti sabah gemiye çıktı, inceleme yaptı. Denetimden geçen gemi Lübnan'a gidecek. NTV'de öğle bülteni başlıyor. Evet, bir bağlantı yapacağız sizlerle. Hemen az önce de aktarmıştık. Pazar günü yapılan kamu personeli seçme sınavı tartışmaların odağında ÖSYM soruların sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na inceleyin talimatı verdi. Öykü Tüccar Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ile konuştu. Ve şimdi yayına hazır. Öykü, ne söyledi? Başkan, neler aktaracaksın? DDK Başkanı Yunus Arıncı problemli bir durum olduğunu söyledi. Problemli bir durum var gözüküyor ifadesini kullandı. Sürece ilişkin de kendisine sorularımızı sorduk. O da bugün Devlet Denetleme Kurulu denetçilerinin ÖSYM'ye gideceğini belirtti ve bu şekilde de kapsamlı bir incelemenin başlayacağını söyleyebiliriz. KPSS'ye yönelik bir soruşturma olacak. Arıncı rapor için henüz bir sürü öngöremedikleri bilgisini paylaştı. Raporun hazır olduğu zaman Cumhurbaşkanı'na arz edileceğini belirtti. Eğer Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan bu rapor onaylanırsa da konu savcılığa intikal ettirilecek. Devlet Denetleme Kurulu çalışmaları sonucunda denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması raporları hazırlayabiliyor. Acil tedbir alınmaması halinde telafisi güç sorunlar doğuracağı anlaşılan olaylarda ise ivedi durum raporu hazırlayabiliyor. Bu tip durumlarda hazırlanan ivedi durum raporu Devlet Denetleme Kurulu'nda öncelikle görüşülerek hızla Cumhurbaşkanı'na sunuluyor ve ivedi durum raporlarında alınması gereken tedbirlere de yer veriliyor. Bu raporlar Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor. Oldukça önemli bir süreç işleyecek. Zira her yıl yaklaşık 1,5 milyon memur adayının girdiği bir sınavdan söz ediyoruz ve şu anda adaylar sınavın iptal olup olmayacağını merak ediyorlar. Süreç içerisinde gündemde olan iki olasılık var. Bu da tabii ki eğer yayın evindeki soruların, yayın evinin deneme sınavlarındaki soruların KPSS'de sorulan sorularla aynı olduğu tespit edilirse gündemde olan iki ihtimal var. Bunlardan ilki sınavın iptal edilmesi. İkinci seçenek ise soruların iptal edilmesi. Ancak yaklaşık farklı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 20-30 sorudan bahsediliyor. Bu durumda da soruların fazla olmasından ötürü sınav sonuçlarının fazla etkileneceği, bu nedenle de sınavın iptal edilmesi ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor. 31 Temmuz'da yapılan kamu personeli seçme sınavına ilişkindi bu iddialar. Dün ortaya atılmıştı. İddialara göre sınavda sorulan soruların bir kısmı daha önce kursu da bulunan bir yayın evinin deneme sınavlarında ve sosyal medyadaki soru çözüm videolarında yer alan sorulardı. İşte bu soruların ve iddiaların ortaya atılmasının ardından ÖSYM Başkanlığı'ndan bir açıklama gelmişti ve iddialar yalanlanmıştı. 2 saat içerisinde yapılan bu açıklama çok tepki toplamıştı. Sürenin yetersiz olduğuna yönelik eleştiriler gelmişti. Ancak ÖSYM yaptığı o açıklamada incelemeler sonucunda iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir ifadesini kullanmıştı. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürece dahil oldu. Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme başlatılmıştı.
kurması talimatını verdi ve tek bir kişinin bile mağdur edilmeyeceği ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı. Dediğimiz gibi tek karar bu değildi. Hatırlatalım, gece yarısı yayınlanan resmi gazetede de sürpriz bir karar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Yerine ise henüz bir atama yapılmadı. Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesi bugün başlayacak. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi öğlen saatleri itibariyle, bugün itibariyle Devlet Denetleme Kurumu denetçileri ÖSYM'ye gidecek ve burada KPSS sınavına ilişkin ayrıntılı bir inceleme başlatacaklar. Dediğimiz gibi oldukça önemli bir süreç işleyecek. Gözler Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlayacağı raporda ve akabinde atılacak adımlarda olacak. Ama hatırlatmakta fayda var. KPSS birçok oturumdan oluşan bir sınav ve bu hafta sonu alan bilgisi sınavının da düzenleneceği açıklanmıştı. Adaylar şu anda bu sınavın akıbetine ilişkin de bir açıklama bekliyor. Ancak henüz bu yönde bir açıklama yapılmadı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi %2,37 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise %5,17 oranında yükseldi. Yıllık tüketici enflasyonu 24 yılın zirvesine çıktı. Tüketici fiyat endeksi yıllık artış oranı Temmuz sonu itibarıyla %79,6 oldu ve böylece Ağustos 1998'den sonraki en yüksek yıllık tüketici enflasyonu seviyesi de görüldü. Yıllık tüketici enflasyonundaki yükseliş 14. ayda da devam ederken üretici fiyat endeksi yıllık artışı da Temmuz sonu itibarıyla %144,61 olarak gerçekleşti. Temmuz'da yıllık bazda en hızlı artış görülen ana harcama grubu %119,11 ile ulaştırma oldu. Aylık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %6,98 ile sağlık grubunda yaşandı. Temmuz ayının zam şampiyonu ise fiyatı %18,66 oranında artan ilaçlar grubu oldu. Bir bağlantımız daha olacak. Tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna'dan kalkan ilk gemi dün akşam İstanbul Boğazı'na ulaşmıştı. Gemi bugün denetimden geçti ve Lübnan'a gidişine de artık onay verildi. Bu konudaki ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu notlarıyla şimdi karşımızda. Denetimden geçen gemi için artık kalkış izninin verildiğini ifade ettik az önce Ahmet. Şu an için durum nedir? Zehra, Razuni kuruyuk gemisi bekleyişini sürüyor. Demirlediği sahada İstanbul açıklarında henüz hareket etmedi. Bazı dipnotlar var, onları aktarmakta fayda var. Müşterek Koordinasyon Merkezi timi gemiden ayrıldıktan sonra 1,5 saatlik bir denetim gerçekleştirildi. Gemi 3 defa sirenini çaldı ve gemiden ayrılan timi uğurladı. Tim limana doğru hareket etti. Limandan sonra da müşterek koordinasyon merkezine geçtiler. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Gemiye hareket için onay verildi. 27 bin ton mısır taşıyan gemi boğaz geçişini gerçekleştirecek ve Lübnan'a doğru hareket edecek. İnceleme hangi bölgelerde yapıldı? Biraz ondan bahsetmekte fayda var. Gördüğünüz bu Razoni kuruyuk gemisi 186 metre uzunluğunda, orta bölümünde kırmızı renkte siloları, o depoları görüyorsunuz. Depoların içindeki mısırlara bakıldı. Ve bununla beraber Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerde sadece silolara değil, kaptan köşküne, oradaki belgelere de tek tek bakıldığı, incelendiği, geminin yakıt bölümüne bakıldığı da yine o görsellerde yer aldı. Artık İlk gemi olması nedeniyle önemli bir yerde duruyordu. Dünya kamuoyunun da gündemini meşgul eden, dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir denetlemeydi bu. 200'den fazla basın mensubunun bulunduğumuz bu alanda, yine Rumeli Feneri'nde bu denetimleri an be an takip ettiğini, canlı yayınlarla ülkelerine aktardığını
biz de gözlemledik. Bununla beraber yine günde 3 geminin sefer yapacağı bilgisini biliyoruz. Yine bir başka dipnot, 3 milyon tondan fazla aylık ürün sevkiyatına izin verilmeyecek. Bunu da ifade etmekte fayda var. Gemi için izin verildi, onay verildi. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Rumeli Feneri'nden buraya iki küçük gemiyle intikal edilirken Rus ve Ukraynalı heyetlerin de ayrı ayrı buraya geldiğini ifade edelim. Gemiye çıkıldı. Yaklaşık 1,5 saat sürdü bu denetim. Milli Savunma Bakanlığı denetime ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı. Ancak önümüzdeki saat diliminde daha detaylı görsellerin, videoların paylaşılması bekleniyor. Gemi henüz İstanbul açıklarında, ancak ilerleyen saat diliminde Boğaz geçişini yapacak, Çanakkale Boğazı'ndan geçecek, Ege, Akdeniz ve son olarak Lübnan'da yükünü boşaltması bekleniyor. Zehra. Ankara'da 3 cemevine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Saldırıları planlı provokasyon olarak nitelendiren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şüphelilerin örgüt bağlantısının olduğunu söyledi. Maalesef eski Türkiye'nin bazı alışkanlıklarını sürdürmek isteyen çevreler olduğunu biliyoruz. Çok açık bir provokasyonla karşı karşıya kaldık. Önceden planlandığı belli olan, Sayın Bakanımız da zaten ifade etti, bir provokasyon. Zaten olayın gerçekleşme süresi oldukça kısa, 3 cemevine yönelik saldırı için. Buradan da zaten bunun planlandığı çok anlaşılıyor. Özellikle güvenlik güçlerimize, Ankara Emniyetimiz başta olmak üzere, kısa sürede sonuç aldığı faillerin yakalanmasını sağladığı için tebrik ediyoruz. Başka kötü niyetlilerin değerlendirmelerine fırsat verilmemiş oldu. Bu çerçevede 3 kişi gözaltına alındı arkadaşlar. Soruşturma devam ediyor. Bazı örgüt bağlantılar da elde var, irtibatlarıyla ilgili. Ancak soruşturma devam ettiği için müsaadenizle onu soruşturmanın sonucunda değerlendirmek daha uygun olur diye değerlendiriyorum. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in bütün itirazlarına rağmen yaptığı Tayvan ziyareti az önce sona erdi. Pelosi, Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan adasına kongreden bir heyetle gitti. Parlamentoda bir konuşma da yaptı. Peki ne mesajlar verdi? Çin nasıl tepki gösterdi? İşte bu soruların yanıtını Pekin'de bulunan Perihan Sungur'dan alacağız. Şimdi Perihan, bu ziyaret orada nasıl yankılandı? Zehra, ziyaret daha başlamadan önce zaten Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yüksek tansiyon vardı. Bugün yayınlarda da değindiğimiz gibi aslında gerilim tamamen tırmandı diyebiliriz. Tayvan'ı da suçlu buluyor şu anda Pekin yönetimi. Son gelen açıklamalar bu şekilde. Çünkü buna izin vermemeliydiniz diyor. Ama Tayvan'ın açıklaması şu oldu: tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan bir bürokrat adamızı ziyaret edebilir, ülkemizi ziyaret edebilir dedi Tayvanlı yetkililer. Nancy Pelosi'nin verdiği aslında açıkçası bütün bu ziyaretin kapsamındaki gelişmeler tam olarak Tayvan'ı desteklediği yönünde. Ama bundan bir iki gün önce Pentagon sözcüsü de kesinlikle destek amaçlı değil, bu bir ziyarettir demişti John Kirby. Şu anda Nancy Pelosi tamamen destek veriyoruz dedi, Amerika Birleşik Devletleri adına konuştu. O yüzden Pekin yönetimi oldukça kızgın. Sadece Pelosi'nin hür iradesiyle adayı ziyaret etmediğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin fikri olduğunu savunuyorlar. Ve Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying de her sene Tayvan kartını oynamaktan Amerika vazgeçmeli diye yaklaşık 2 saat önce bir açıklama yaptı. Tayvan kartı derken şunu söylemek istiyor: daha önce Hong Kong meselelerini öne sürüyorlardı, şu anda da Tayvan'ı öne sürerek Çin'i kışkırtıyorlar dedi. Ve kışkırtma demişken de Tayvan şöyle bir açıklama yaptı: Çin'in kışkırtıcı provokatif askeri tatbikatlarıyla ilgilenmiyoruz. Bunlardan haberimiz var. 4 günlük bir tatbikat yapacak, ancak bunları aldırış etmiyoruz dedi. Aslında Tayvan tüm dünyadan destekte bekliyor diyebiliriz. Çünkü bunu kamuoyuna sundular. Provokatif olarak yaptıkları şey sadece Tayvan sularına değil, adaya karşı değil, aslında tüm dünyayı etkileyecek uluslararası gelişmelerdir dediler. Bunun sonucunda Çin bu sabah itibariyle ambargo koydu, bir yaptırım uyguladı. Tayvan'da bulunan Tayvan Demokrasi Forumuna ve Ekonomik Kalkınma Forumuna artık para yatırılmayacağını ve buradan hiçbir şekilde Çin'le, Çin anakarasıyla ilişkili bir şey yapılmayacağı, ticaret yapılmayacağı açıklandı.
gıda ambargosu kondu. Bu önemli bir ambargo çünkü Çin yüklü miktarda Tayvan'dan bal, çay ve kuru meyve ve sebzeler alıyordu. Artık bunlar alınmayacak. Diğer şekilde teknolojik ürünlerin üretildiği, teknolojinin yoğun olduğu bir yer Tayvan. Çin 1.5 milyar nüfusuyla tamamen kendini geri çektiğinde başka pazarlar arayışına girebilir. Ama zaten en büyük pazarlardan biri de nominal olarak büyük ekonomi Amerika. O yüzden Amerika'ya güveniyor diyebiliriz Tayvan şu anda. Çünkü Pelosi ısrarla bunu söyledi. Demokratik olarak nasıl özgürlüklerine sahip çıkıyorsak, destek veriyorsak, ekonomik anlamda da ambargo dahi olsa destek vereceğiz dedi. İki ülkenin ilişkileri son derece iyi ama Çin de şunu açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin iyi olması için aslında 3 ortak bildiri taahhütüne uymaları gerekiyordu. Şu anda tamamen dinamitlemiş oluyorlar. Zemine ve siyasi zemin kaybolmuş durumda. Güçlü şekilde kınamaya devam edeceğiz dedi Zehra. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu sırasında Tayvan'ı ziyareti bu küçük adayı dünya kamuoyunun bir numaralı gündemi haline getirdi. Siyasi analistler Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki mikroçip savaşının olduğunu söylüyor. Zira Tayvan dünyanın bir numaralı çip üreticisi ve Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi teknoloji savaşında Çin'i Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçirebilir. Ayrıntılar ekranda. Dünyanın mikroçip üretiminin bir numarası. Küresel çapta mikroçiplerin %65'i burada üretiliyor. Apple, Sony, Intel, Qualcomm, Nvidia gibi şirketler çiplerini buradan alıyor. Bahsettiğimiz yer Tayvan. Tayvan, yarı iletken endüstrisinde tekel haline gelmiş durumda. Çin'in yanı başında 23 milyon nüfuslu bu küçük adanın teknolojik olarak böylesine büyük bir atılım yapabilmiş olması hem şansı hem laneti denilebilir. Bir yandan yabancı firmalara üretilen çiplerle ekonomik olarak büyük bir refah sağlansa da öte yandan süper güçlerin de iştahını kabartan bir pastaya dönüşmüş durumda. Cep telefonlarından bilgisayarlara, uçaklardan otomobillere, gündelik hayatta kullanılan teknolojik araçların belki de en önemli parçası olan mikroçipler Tayvan'ın en büyük gelir kaynağı. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan'da üretimin devamlılığı bir anlamda küresel ekonominin de devamlılığını sağlıyor. Tayvan'daki çip üretiminin durması halinde dünyanın pek çok ülkesinin bundan ekonomik olarak büyük darbe alacağına dikkat çekiliyor. Üstün teknoloji ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiği için pek çok firma çiplerini üretmek yerine Tayvan'dan satın almayı seçiyor. Tayvan'ın uzun yıllardır çip üretiminde geliştirdiği uzmanlık, daha ince, daha hızlı ve daha güçlü çipler üretebilmesini sağladı. Tayvan'ın çip üretimindeki adeta tekel olma hali, bu alanda rekabetçi olmak isteyen ABD ve Çin'i karşı karşıya getirdi. Çin, tek Çin prensibi çatısı altında Tayvan'la tekrar birleşmek istediğini söylüyor. ABD ise mevcut statükonun korunmasını ve Tayvan'ın birleşmeye zorlanmamasını istiyor. Analistler iki ülkenin karşı karşıya gelmesine neden olanın teknoloji yarışında öne geçme çabası olduğu yorumunu yapıyor. ABD çip üretimi yarışına hızlı bir giriş yapabilmek için çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardım öngören yasa tasarısını geçtiğimiz günlerde onayladı. Washington bu adımla çip üretimini kendi topraklarına taşımayı ve Asyalı üreticilere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Çin'de ise çip üretiminde dışa bağımlılığı azaltabilmenin önündeki en büyük engel yetişmiş insan kaynağı sıkıntısı. Çin'in 2023'te 200 bin yarı iletken üretimi uzmanına ihtiyacı olacak. Pekin yönetimi çip üretimindeki insan kaynağının en azından bir kısmını Tayvan'dan devşirmenin peşinde. Ancak Tayvan, Çin'e çip üretimi konusunda uzman transferi yapanların ya da yardımcı olanların büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor. Sektör uzmanları yetişmiş insan kaynağı konusunda ABD'nin de büyük sorun yaşadığını söylüyor. Hatta bu insan kaynağı açığını kapatabilmek ve yerli çip üretimi yapabilmek için yarı iletken üretim uzmanları için vize işlemlerinin kolaylaştırılması, özel vizeler verilmesi tartışılıyor. Siyasi analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin görünen nedeninin ardında Tayvan'ın ileri teknolojisini Çin'e kaptırmama çabası, bir anlamda Çin'in bu teknolojiye erişiminin önünü kesmek istemesinin yattığını söylüyor.
El-Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği konuşuluyor. Üç isim üzerinde duruluyor. Şimdi o isimlere bakalım. Amerikan ve Fransız medyasına göre El-Kaide örgütü liderliği için 3 isim öne çıkıyor. O isimlerin başında eski Mısır Özel Kuvvetler Subayı ve El-Kaide'nin de üst düzey yöneticisi Saif El-Adel geliyor. El-Adel 1981 yılındaki eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın suikast şüphelilerindendi. 1988 yılında Mısır'dan ayrılıp Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı mücahitlerle saf tuttu. 1998 yılında ismi tekrar ön plana çıkan El-Adel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kenya'nın başkenti Nairobi ve Tanzanya'nın eski başkenti Darüsselam'daki büyükelçiliklerine düzenlenen bombalı saldırıların planlanmasına yardım etti. El-Adel'in Suudi Arabistan'da 2004 yılında düzenlenen baskında günlüğü ele geçirildi. Buradaki bilgilere göre örgütte askeri lider ve Osama Bin Laden'in güvenlik ekibinin üyesi olarak geçiyordu. El-Adel, Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama döneminde Osama Bin Laden'in öldürülmesinden sonra El-Kaide'nin geçici lideri olarak atanmıştı. Amerikan yönetimi El-Adel'in tutuklanmasını sağlayacak bilgi için başına 10 milyon dolar ödül koydu. Öne çıkan bir diğer isim de Zevahiri'nin damadı olan Abdülrahman el-Maribi. Kendisi El-Kaide'nin medya kolu El-Sahab'ın uzun süredir yöneticiliğini yapıyor. El-Kaide liderliğine aday üçüncü isim de Yezid Mübarek. Mübarek 2020 yılında Kuzeybatı Afrika'daki Mağrib bölgesinin El-Kaide emiri oldu. Öyle Bülten'in bu bölümünde bir bağlantımız daha olacak. Türk futbolu için bugün önemli bir toplantı var. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati futbol ailesini kabul ediyor. O kabule ilişkin ayrıntıları da bize şimdi Övünç Özdem aktaracak. Övünç. Toplantı İstanbul Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Dakikalar önce de sona erdi. 11'de başlamıştı. Yaklaşık 2 saat 10 dakika, 2 saat 20 dakika sürdü toplantı. Süper Lig kulüp başkanları, Kulüpler Birliği yetkilileri ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün burada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile bir araya geldiler. Spor kulüplerinin spor bakanıyla bir araya gelmesi, belli dönemlerde konuşması daha önce de rastladığımız, doğal karşılayabileceğimiz bir durum ama Maliye Bakanı ile beraber toplantı yapmaları bugünkü konunun bize mali içerikte olduğunu gösterdi. Kulüplerin mali problemleri var. Süper Lig kulüplerinin borçları çok fazla. Faiz yükümlülükleri çok fazla. Geçmiş yıllarda yapılan Bankalar Birliği anlaşması var ve kamu kurumlarının önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde mali borçların yeniden yapılanması, kulüplerle ilgili kulüplere verilecek destekler varsa yeni destekler onların konuşulması için bir araya gelindi. Şu anda Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bakanlarla beraber toplantıda kalan isimler oldular. Bir açıklama gelirse, alınan bir karar varsa onu öğrenmeye çalışacağız. Ancak bugün daha çok bir fikir alışverişi olarak toplantının geçtiğini, toplantının bu şekilde devam ettiğini öğrendik. Kulüpler mali yapılarını ortaya koydular. Federasyon başkanı kulüplerle ilgili durumu federasyon tarafından raporlarla yine bakanlara iletti. Bakanlar tarafından kulüplere neler yapılabileceği yine fikir alışverişi olarak yansıtıldı. Birazdan açıklama gelebilir. Yapılacak açıklamaya göre daha çok detayı aktarmış olacağız. İstanbul'da Pendik Aydos hattında çalışan bir minibüse YTT otobüsü arkadan çarptı. Yolcuların yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik Aydos hattında çalışan minibüs Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde yolcu indirmek için yavaşladığı sırada bir İETT otobüsünün arkadan hızla geldiği görülüyor. Saniyeler sonra da otobüs minibüse çarptı. Minibüsteki yolcular çarpmanın şiddetiyle savruldu. Bazı yolcular yere düştü, yaralananlar oldu. Kazada iki araçta da hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de acil serviste görevli hemşire Önder Gürel bir hasta yakınının saldırısına uğramıştı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan o saldırgan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak tekrar serbest kaldı.
Olay Cuma günü Gebze'deki Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hasta babasına müdahale edilmediğini öne süren kişi hemşire Önder Gürel'i darp etti. Saldırı sonrası Gürel'in burnu ve kafatasında kırıklar oluştu. Gürel'in şikayetiyle saldırgan gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine sağlık çalışanları hastane önünde eylem yaptı. Savcılık yeniden yakalama kararı çıkardı. Gözaltına alınan kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak ikinci kez yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest kaldı. Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda tartıştığı doktoru darp ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan uzman çavuşun suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı. Uzman çavuşa iftira attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan doktorun memurluktan ihracına karar verildi. Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddiasının gerçek olmadığı bu güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Uzman çavuşa iftira attığı tespit edilen doktor memurluktan ihraç edildi. Olay 14 Mart Tıp Bayramı'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Uzman çavuş Ali Aladağlı ile doktor Tahir Tarımer arasında tartışma çıktı. Olayın ardından darp raporu alan Tarımer, uzman çavuş hakkında şikayetçi oldu. Doktora şiddet iddiasıyla gözaltına alınan Aladağlı görevinden uzaklaştırıldı. Ancak çok geçmeden güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Saldırıya uğradığını öne süren doktorun evrakını alıp hastaneden ayrılmak isteyen uzman çavuşu ittiği anlaşıldı. Bu sırada da kayıp düştüğü görüldü. Bunun üzerine uzman çavuş görevine iade edilirken doktor Tahir Tarımer hakkında idari soruşturma başlatıldı. FETÖ bağlantısı iddiasıyla 2 ay görevden uzaklaştırılan Tarımer hakkında Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor da tamamlandı. Rapor doğrultusunda Tarımer memurluktan ihraç edildi. Milli Uzay Programı'nın en önemli projelerinden biri uzaya gidecek taşıyıcı roketler. Roketsan sadece SpaceX firması tarafından üretilen yeniden kullanılabilir roketler üzerinde çalışıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci projeyi NTV'ye anlattı. Ulaşım maliyetlerinin azaltılması ve rekabetçi olması için de geliştirmemiz gereken teknolojilerden bir tanesi. Bunlar da şu anda Roketsan tarafından çalışan teknolojiler. Milli Uzay Programı'nda uydu ve uzay araçlarının yerli taşıyıcı roketlerle uzaya gönderilmesi planlanıyor. Ankara'da bulunan Roketsan tesislerinde binin üzerinde mühendis projede görev alıyor. Hedef yeniden kullanılabilir roketlerle uzaya çıkabilmek. Hedefimiz şimdi 2023 yılında 400 kilometreye ulaşmak, 2026 gibi de 550 kilometreye 400 kilogramlık bir uyduyu yerleştirebilmek. Şimdi bu kabiliyetlerle beraber aynı zamanda yeniden kullanılabilir roket motorları, işte tekrar yeryüzüne indirilebilecek, tekrar kullanılabilecek roket motorları konusunda da araştırma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Elon Musk'ın SpaceX firması tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir fırlatma sistemleri uzay görevini tamamladıktan sonra dikey hareketle kara ve denizlerdeki rampalara inebiliyor. Bu sayede uzaya birden fazla kez yük taşıması yapılabiliyor. Roketsan tarafından benzer bir sistem üzerinde çalışılıyor. Roketsan tarafından geliştirilen taşıyıcı roketler yeniden kullanılabilir olacak. Roket uyduyu yörüngeye bıraktıktan sonra içinde bulunan artı yakıtla tekrar dünyaya dönecek. Yeniden kullanılabilir roket motorları uzaydan tekrar bir de atmosfere gibi yeryüzüne iniyor. Atmosfere girdiğinde sürtünmeden kaynaklanan problemleriniz var. İşte yer bulmanız lazım. Kontrol teknolojileriyle bunu yapmanız lazım ama kolay bir şey değil. Roketsan da bu konudaki çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de yeni anayasa tartışmaları devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir anayasayla girmek de birçok partinin hedefleri arasında. Bu çalışmalara kaynak oluşturması için Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 ülkenin anayasasını araştırdı. Dünya Anayasaları çalışması tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet'in 100. yılında yeni anayasa yapımı için hazırlıklarına başladı. Araştırma Hizmetleri Başkanlığı yasama uzmanları yapılacak çalışmalara referans oluşturması için 23 ülkenin anayasasını konularına göre karşılaştırdı. 18 başlık altında 665 sayfalık kaynak hazırlandı. Sunuş yazısını kaleme alan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kitap yeni anayasa tartışmalarına ve çalışmalarına tarafsız bilgi desteği sağlayacaktır dedi.
İncelenen başlıklar arasında temel hak ve hürriyetler başta olmak üzere anayasa yapım süreçleri, seçimleri ve siyasi partiler, yasama dokunulmazlığı, yargı ve bütçe yapımı gibi temel konular da yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Rusya ve Yunanistan incelenen ülkelerden bazıları. Çalışmada belirlenen konu başlıkları üzerinden o ülke anayasasında yer verilen hükümler ele alındı. Hazırlanan tablolarla ülkelere ilişkin bilgilere ulaşım kolaylaştırıldı. Böylece Türkiye'de yeni anayasa yapım çalışmalarına katılanlar için diğer ülke anayasalarını daha net değerlendirme imkanı sağlandı. İstanbul Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan çocukları ve ailelerini kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin durumu ağır. Alevlerden kurtulmak için yukarı katlara çıktılar. Gözyaşları içinde yardım beklediler. İstanbul Esenler'deki bina yangınında 5'i çocuk, toplam 11 kişi mahsur kaldı. Sabaha karşı Bodrum'da başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Apartmanı yoğun duman kapladı. İçeride kalanlar boğulma tehlikesi geçirdi. Büyük korku yaşadı. İtfaiye ekipleri merdivenle mahsur kalanları teker teker kurtardı. Çocukları kucaklarında ambulansa taşıdı. Komşular yaşananları endişeyle izledi. Tahliye sürerken alevler söndürüldü. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Oksijen desteği verildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin durumu ağır. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İstanbul Avcılar'da köpeğine şiddet uygulayan bir adam kameraya yansıdı. Pitbull cinsi köpeğe dakikalarca eziyet etti. Uzmanlar bu tarz davranışların pitbull ve benzeri cinslerin insanlara yönelik saldırılarını artırdığını belirtiyor. Kaçmaya çalışan hayvana tekme attı, kaldırıp yere vurdu, yumrukladı. İstanbul Avcılar'da bir köpek sahibi tarafından sokak ortasında şiddet gördü. İşkence dakikalarca devam etti. Şoka giren köpek acı içinde yere yığıldı. Pitbull'dan çok daha iri gözüküyor. İri bir hayvan gözüküyor. Pitbull ya da meleze olabilir. Bu hayvanda ciddi anlamda derin travmatik izler bırakacak bu uygulama. Bu da nedir? Bir kere insanlara karşı güvensiz olacak. Ve en önemlisi de şiddetin bir iletişim dili olduğunu öğrenmiş olacak. Yani şiddet kullanarak başka canlılarla ya da kendinden zayıf canlılarla iletişim kurmayı öğrenmiş olacak. Pitbull ve benzeri ırklar son dönemde insanlara yönelik saldırganlıklarıyla gündemde. Uzmanlar bu durumun nedeninin köpeğin yetiştiriliş biçimi olduğunu vurguluyor. Pitbull ya da benzeri ırkların geçmişine baktığımızda aslında insana karşı değil daha çok hayvanlara karşı koruma yapılsın diye selekt edilmişler. İnsanlara karşı saldırganlıkları neredeyse sıfır. Ancak işte böyle görüntülerdeki bilinçsiz insanların köpekleri bu anlamda davranışsal olarak manipüle etmeleri bu hayvanları da insan kaynaklı olarak tehlikeli hale getirebiliyor. Sırf pitbull veya tehlikeli olarak nitelendirilen türler değil, her hayvan alındıktan sonra veya sahiplenildikten sonra acaba o kişilerin takibi de yapılmalı mı bir yandan? Zaman zaman periyodik aralıklarla hayvan kontrol edilebilir mi? Bir kere köpeği aldıktan sonra değil, almadan önce insanların bir köpek sahipliği eğitimine tabi tutulmaları gerekiyor. Örneğin benim psikoloji bozuk bir insanım. Benim silah ya da bıçak almam söz konusu olmaması lazım. Bu kadar psikoloji bozuk bir insanın köpek sahibi de olmaması lazım. Gücü istismar edilen ırklara sahipsem belli periyotlarda da denetimler gerekiyor. Geçen yıl yürürlüğe giren yeni hayvan hakları yasasına göre sahipli veya sahipsiz hayvanların kasten öldürülmesi, işkence görmesi hapis cezasını öngörüyor. Kötü muamele hala kabahat kanunu kapsamında. Ancak bu hayvana yapılan, videoda görüldüğü üzere yapılan o zalimce eylem, işkence mahiyetindeki o istikrarlı kötü eylem mutlaka 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalı. Bunun yanı sıra da acil olarak bu hayvana el konulması gerekiyor. Kötü muamelenin sınırı nerede biter de zalimce muamele başlar? Bence burayı iyi eşelemek lazım. Evet, Gençlik ve Spor Bakanı açıklama yapıyor ekranlarınızda. Saygının, sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Tabii Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimiz,
Onların da bir yandan mücadeleleri devam ediyor. Yeni kural süreçleri de tamamlandı. Onlara da başarılar temenni ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile futbol ailesini kabul etmişti. Dolmabahçe'de o toplantı bitmişti. Ardından bir açıklama geldi. Bu notlarla biz bir reklam molası rica edelim. Sonrasında buradayız. Arayı tamamladık. Aktarmaya kaldığımız yerden devam edelim. Antalya'da en büyüğü 13 yaşında olan 5 çocuk içinde 100 bin lira değerinde döviz ve altın olan çanta buldu. Çocuklar sahibine ulaşamadıkları çantayı polise teslim etti. Emniyete arlanan çocuklar ödüllendirildi. İçinde 100 bin lira tutarında döviz ve altın bulunan çantayı polise teslim ettiler. Antalya'da 11 ve 13 yaşlarındaki 5 çocuğun bu davranışı takdir topladı. Yerde bir çanta fark etti herkesimiz. İçine baktık. Kredi kartının ismine falan baktık böyle. Otele sorduk. Otelden öyle bir şey olmadığını göründü. Karakola getirdik. İçinde altın var, paralar falan vardı. Manavgat ilçesinde bisikletleriyle gezen çocuklar kaldırımda bir çanta buldu. İçini açtıklarında bir kart bulamadılar ama altın ve döviz olduğunu gördüler. Çocuklar sahibine ulaşamayınca çantayı polise teslim etmeye karar verdi. Ekipler çantanın sahibi olan kadına ulaştı. İçinde 2900 euro, 1305 lira ve bir miktar altın olan çanta sahibine teslim edildi. Manavgat Emniyet Müdürü Rasim Oymağaç, 5 çocuğu Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nde misafir etti. Örnek davranışlarından dolayı onlara hediyeler verdi. Süt kardeşlerden Tosun Paşa'ya, Şabanoğlu Şaban'dan Neşeli Günler'e birçok Yeşilçam klasiğiyle ev sahipliği yapan tarihi Darcan Köşkü restore ediliyor. Şili'nin kuzeyindeki bakır madeni bölgesinde dev bir obruk oluştu. Bölge halkı evleri yakın olan çukur nedeniyle endişeli. 32 metrelik dev obruk açıldı. Evlere yakın oluşan çukur bölge halkını endişelendirdi. Görüntülerin adresi Güney Amerika ülkelerinden Şili. Ülkenin kuzeyinde bakır madeninde cumartesi günü aniden dev bir obruk oluştu. Bölgedeki evlerin ve bir sağlık merkezinin obruğun sadece 600 metre uzağında olduğu açıklandı. Bölge halkı bu nedenle endişeli. Güçlü patlama sadece evlerimize değil, toprağımıza da zarar veriyor. Uzun süredir endişe içindeyiz. Bu endişemizde haklı olduğumuzu bugün gördük. Yerel yetkililer obruğun neden oluştuğunu araştırıyor. Bölge halkına gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ve güvence verileceği açıklandı. James Bond serisinin 25. filmi No Time to Die'da kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil açık artırmaya çıkıyor. Otomobilin 2 milyon sterline satılması bekleniyor. Bu haberle birlikte artık öğle bülteninin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama saat başında buradayız ve sizleri de bekliyoruz.